Herkese merhaba. Bugün tam bir yaz tatlısı olan cevizli kadayıfı muhallebi yapmaya ne dersiniz? Bunun için önce cevizlerimi hazırlamaya başlayacağım. Cevizlerimi rondoma kontrollü bir şekilde koyuyorum. Çok fazla üstlerini taşmasın istiyorum. Ve daha sonra rondomun kapağını kapatarak çok küçük parçalacak olmayacak şekilde rondodan çekiyorum. Yerken ağza gelsin ama rahatsız etmesin diye büyüklükleri bu şekilde ne çok büyük ne çok küçük olacak. Ve daha sonra kullanmak üzere de cevizleri kaseme koyuyorum. Şimdi cevizlerimi ve kadayıfımı korumak için tereyağımı tavama alıyorum ve ocağımın altını kısaraktan tereyağımı yavaş yavaş eritmeye başlıyorum. Tereyağım erirken yanmasın diye de kontrollü bir şekilde onu karıştıracağım. Normalde yemek yaparken bilirsiniz yanmasın diye içerisine birazcık sıvı yağ koyarız ama bu tatlı da özellikle o tereyağın tadını ve kokusunu almak için ben hiçbir şekilde ne sıvı yağ koyacağım ne de zeytinyağı koyacağım. Şimdi yağımı yavaş yavaş eritiyorum. Hepsinin tamamen erimesine gerek yok. İçerisine zaten daha sonra cevizimi koyacağım. Cevizimi yağla beraber kavuracağım. O yüzden yarısı kadar eridikten sonra da cevizimi kasemden tavama koyuyorum. Ve yavaş yavaş yanmaması için birlikte çevirmeye başlıyorum. Cevizler de yanmasın dediğim gibi hep ocağımı kısık ateşte tutuyorum. Çünkü cevizler ve kadayıf çok çabuk yanabilir. Tereyağı da keza aynı şekilde. Bu yüzden ocağın altı kısık olursa çok güzel bir sonuç elde ederiz. Cevizlerimin içindeki yağ tamamen erinceye kadar da yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi yağım cevizlerim içerisinde eridi. Gördüğünüz çok ufak parçalar kaldı. Onlar da çok önemli değil. Artık üzerine kadayıflarımı eklemeye başlayabilirim. Kadayıflarım daha önce yaptığım kadayıf tatlısından kalmıştı. Bunu değerlendirmek için böyle güzel bir tatlı yapmak istedim bu hafta sizlere. Şimdi normalde kadayıf tatlısı gibi bütün parçalar halinde eklemiyorum bu tarifte kadayıfımı. Elimle küçük küçük parçalar alıyorum ve kadayıfımı yavaş yavaş böyle parçalıyorum. Ve onları açaraktan yani böyle yumak yumak yapmadan, topaklanmadan tavama ekliyorum. Bu tarifte yaklaşık 250 grama yakın bir tel kadayıf kullanacağım. Orta boy bir kare borcam için bu ölçü yeterli olacaktır. Bu borcamda da yaklaşık olarak 9 porsiyon bir tatlı elde edebilirsiniz. Kadayıfımı ekledikten sonra birlikte kavuruyorum ve kadayıflarımın rengi bu şekilde dönüp koyulaşıncaya kadar da birlikte kavurmaya devam ediyorum. Şimdi kadayıflarımın rengi koyulaşmaya başlayınca da artık şekerimi ekliyorum. Şekerimi elim yardımıyla kadayıflarım üzerine bu şekilde eşit bir şekilde ekliyorum ve şekerimi ekledikten sonra kadayıflar şekerle yapışıp sertleşmesinler diye de yine kaşığımla karıştırmaya devam ediyorum. Bu işlem çok önemli. Eğer karıştırmazsanız o şeker karamelize olur ve yapışır. Sonra tatlınızdan çok zevk alamazsınız. Bu arada tüm video tariflerimizi kaçırmamak için de kanalımıza abone olmayı ve köşede bulunan zil işaretine basmayı unutmayın. Tarifimizin detaylarını dilerseniz malzemeleri yazarak, dilerseniz direkt tarif ismini yazarak Foodbook uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Bunun gibi pratik ama lezzetli tariflerimizi de editörümüz olarak uygulamamıza ekleyip kullanıcılarımıza paylaşabilirsiniz dilerseniz. Tüm tariflerinizi de bekliyoruz açıkçası. Şimdi kadayıfım içine şekerim iyice eridikten sonra rengini de aldı. Artık tavamı ocaktan alıyorum ve bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Ve muhallebimi yapmaya başlıyorum artık. Tenceremi sütüme ekliyorum. İçerisine yumurtamı kırıyorum. Bir adet yumurta kullanacağım. Yumurtamı koyduktan sonra da üzerine şekerimi koyuyorum. Ve unumu da ekliyorum. Ve bu işlemleri tamamen soğuk sütün içinde yapıyorum. Yani ocakta yapmıyorum gördüğünüz gibi. Unumu koyduktan sonra üzerine nişastamı ekliyorum. Ve tel çırpıcım yardımıyla yavaş yavaş tüm malzemeleri karıştırmaya başlıyorum. Bunu yaparken toz malzemelerin sütün içinde iyice homojen hale gelmesine dikkat ediyorum. Toz malzemeler iyice karışınca da topaklanmaları engellemek için bir çırpıcı yardımıyla ya da el blender yardımıyla da iyice karıştırmaya başlayacağım. Çırpıcı daha işime geldiği için bu şekilde küçük bir çırpıcımı aldım ve tüm topaklanmaları bu şekilde gideriyorum. Çırpıcıdan geçirdiğim muhallebimi de artık ocağa alıp yoğun bir kıvam alana kadar karıştırmaya başlıyorum. Normalde muhallebi hani daha böyle sulu bir kıvam olur ama bu tarifte ben yoğun bir kıvam elde edeceğim. Şimdi karıştırmaya devam ettik. Kıvamını görüyorsunuz. Vanilyamı da bu arada içerisine ekledim. Ve vanilyamı ekledikten sonra da iyice karıştırdıktan sonra içerisine oda sıcaklığındaki süt kremasını da ekliyorum. Şimdi daha önceki tariflerimizden birinde de bahsetmiştim. Hani hatırlarsınız belki. Süt kreması labne peynir gibi
malzemeler sıcak sütün içine girdiğinde kesilmemesi için mutlaka ama mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Bu yüzden buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yani dolaptan alıp değil, malzemeleri hazırlarken kenarda bekletin, oda sıcaklığına erişsin. Kremamı koyduktan sonra da muhallebimi iyice karıştırdım ve bir kenara aldım. Artık tatlımızı hazırlamaya başlıyorum. Dediğim gibi orta boy bir kare borcam kullanıyorum. Bu borcamın üzerine kavurduğum kadayıfı ve ceviz karışımının yarısını yavaş yavaş koyuyorum. Bu şekilde elimle de bastırarak da eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Kadayıflarımı ekledikten sonra muhallebimi birazcık çırpıyorum ve bu şekilde yoğun bir kıvam alan muhallebimi de kadayıflarım üzerine yavaş yavaş ekliyorum artık. Bu aşamada muhallebinin hepsini bir anda dökmüyorum ki, yavaş yavaş koyuyorum ki üzerine çok rahat bir şekilde yayabileyim. Çünkü bir anda eklersem hem alttaki kadayıflar da kaybolabilirler, hem de muhallebiyi çok iyi bir şekilde yayamayabilirim. Şimdi ilk aşamasını yaptım. Çırpıcım yardımıyla kadayıfların üzerine yine eşit bir şekilde yayıyorum. Ve kalan muhallebiyi de yine üzerine ekleyeceğim. Bu şekilde döktüm. İyice de her tarafına yayıyorum. Şöyle köşeleri de yayıyorum. Eşit bir şekilde oldu. Ve artık üzerine kalan kadayıflarımı da yavaş yavaş elim yardımıyla bu şekilde serperek ekliyorum. Kadayıfımızın kalan parçanın hepsini artık üzerine yayacağız ve eşit bir şekilde olmasına dikkat edeceğiz. Eğer evde kuplarınız varsa aynı işlemleri yaparak kupları da hazırlayabilirsiniz. Kupları hazırlarken yine hatırlatayım. Dibine birazcık kadayıf koyacaksınız, üzerine muhallebi ve tekrardan kadayıf koyacaksınız. Ve sonra da soğuması için dolapta yaklaşık 1-2 saat bekletiyorum. Ve işte bu kadar. Hepinize afiyet olsun.